Herkese merhaba. Meton Fotoğrafi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Flycam DSLR Nano MB modeli var. Ürün yurt dışından alındı, eBay sitesinden alındı. Satıcı Hindistan kökenli bir satıcı. Ürün yaklaşık 15 gün civarında elime geldi. Gördüğünüz gibi kargoda mor bir tane bant var. Bu bant ürünün gümrüğe girip açılıp kontrol edilip tekrardan kapandığını gösteriyor. Ürünümüz açılmış. Evet, tabii burada bir kesik var. Bakacağız şimdi hep birlikte içine neler çıkacak. Biz de aynı yerden bastırmamak şekilde kesiyoruz. Evet, bakın ilk gözüme çarpan şey buranın kesik olduğu. Yani şöyle bir şey, gümrük memurları bunu keserken derin kesmişler. Onun için Flycam'in çantasının alt kısmı kesilmiş. Neyse ki çok sorun teşkil etmiyor. Artık alıştık bu gümrük memurlarının bu durumuna. Evet, Flycam kendi orijinal çantasında geliyor. Yaklaşık 3 kilo civarında. Üzerinde de yazıyordu 3 kilo 325 gram. Ürününüz 3 kilonun üzerine geçtiği zaman başka bir birim bakıyor buna gümrük üzerinden. Yani bu gümrük dağıtıma gidiyor. Normalde bunu siz PTT'den alabilirdiniz. Normal PTT'den ama diyelim mesela bu ürün İzmir'e geldi. İlk başta bu ürün İstanbul'a gümrüğe girdi. İstanbul'a gümrüğe girdikten sonra 3 kilonun üzerinde olduğu için İzmir'de de bir daha gümrüğe girdi. Onun için iki defa gümrük işlemi gördük. İki defa ürün açılmış anlamına geliyor. Artık hangileri ürünün altını kesmişlerse onu bilemiyoruz. Evet, ürünümüz şu anda torbasından çıktı. Kendi orijinal çantasında geliyor. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Evet. Flycam şu anda torbasında. Üstünde de koruma var. Aynı şekilde ürün her bölmesinde ayrı ayrı korumalar var. Kendi bölmeleri içerisinde geliyor ürün. Şöyle kenara çekiyorum bunu. Evet, bu DSLR kameramızı ya da herhangi bir video kamerayı nerede kullanacaksanız takacağımız kasası. Evet, bunun milimetrik ayarları var. Bu MB modelinin diğer Flycam nanolardan ya da diğer Flycam'lerden bir avantajı var. Şöyle bir avantajı var. Bunun şu sonunda gördüğünüz vida Flycam'i ileri sağa sola almaya yarıyor. Şurada gördüğünüz vida ise ileri geri almaya yarıyor. Yani bu vidalar sayesinde Flycam'imizin balans ayarını milimetrik şekilde yapabiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Diğer türlü bunları açıp kendi elimiz ileri geri almamız gerekiyordu ama bunun üzerindeyken diğerim Flycam elimizde tuttuğumuz zaman hiç elimizden bırakmadan şu küçük vidaları çevirerek de balans dengesini yapabiliyoruz. Evet, bu da Flycam'imizin alt şeyi. Ağırlıkları. Bunun da bir özelliği var. Diğer Flycam'lerden avantaj olarak. Altta gördüğünüz ikinci şeyi, demiri ileri geri alabiliyoruz. Bunun bize sağladığı avantaj şu. Diyelim biz Flycam'in üzerine ağır bir makine koyduğumuz zaman bu ağırlıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Ama bunu eğer sağa ve bunu sola aldığımız zaman biz bu ağırlıkları azaltabiliyoruz. Bu da bize ne oluyor? Yükümüz hafiflemiş oluyor. Kolumuzun yorulmasını engellemiş oluyor. Bu da ikinci çok önemli özelliği. Zaten bu ürünü tercih etmemdeki amaçlardan bir tanesi, birincisi milimetrik balans ayarı, ikincisi de bu ağırlıkları düşürdüğümüz zaman bile balans dengesini yapabilmemizdi. Evet, bu Flycam Nano MB'nin body'si diyelim.
Burada flyken taşıma çantasının şeyi var. Onun askısı var. Evet, bunlar vidalarım. Bunlar flycam'i kurmamıza yarıyor. Evet. Kutu açılışı bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalabilirsiniz. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.